Bismillahirrahmanirrahim. Sual. Nedir şu tabiat, kavanin, kuva ki onlar ile kendilerini aldatıyorlar? Cevap. Tabiat, alemi şehadet denilen cesedi hılkatin anasır ve azasının efalini intizam ve rapt altına alan bir şeriat-ı kübra-i ilahiyedir. İşte şu şeriat-ı fıtriyedir ki, sünnetullah ve tabiat ile müsemmadır. Hilkat-ı kainatta cari olan kavanini itibariyesinin mecmu ve muhassalasından ibarettir. Kuva dedikleri şey, her biri şu şeriatın birer hükmüdür. Ve kavanin dedikleri şey, her biri şu şeriatın birer meselesidir. Fakat o şeriattaki ahkamın yeknesak istimrarına istinaden vehim, hayal tasallut ederek tazyik edip, şu tabiatı hevaiye tevazu ve tecessüm edip, mevcudu harici ve hayalden hakikat suretine girmiştir. Hayali, hakikat suretinde gören, gösteren nüfusun istidadı suresinden faili müessir tavrını takmıştır. Halbuki kör, şuursuz tabiat, katiyen kalbi ikna edecek ve fikre kendini beğendirecek ve nazar hakikat ona ünsiyet edecek hiçbir mülayemet ve münasebet yok iken ve masdar olmaya kabiliyeti mefkud iken, sırf nefyisani farazından çıkan bir ızdırar ile ve efkar olan kudreti yerin asarı bahiresinin tabiattan suduru tahayyül edilmiş. Halbuki tabiat misali bir matbaadır tabi değil, nakıştır nakkaş değil, kabildir fail değil, mistardır mastar değil.'' Nizamdır nazım değil kanundur kudret değil şeriat-ı iradiyedir Hakikat-ı hariciye değil Mesela 20 yaşında bir adam birden bire dünyaya gelse hali bir yerde muhteşem ve sanayi inefisenin asarıyla müzeyyen bir saraya girse hem farz etse hem farz etse katiyen hariçten gelme hiçbir failin eseri değil, sonra içindeki eşyayı muntazamaya sebep ararken tanziminin kavaninini cami bir kitap bulsa, onu makesi şuur olduğundan bir fail, bir illeti ıztırari kabul eder. İşte Sani-i Zülcelal'den tegafül sebebiyle böyle gayrı makul, gayrı mülayim bir illeti ızdırarı olan tabiatla kendilerini aldatmışlar. Şeriatı ilahiye ikidir. Biri sıfatı kelamdan gelen bir şeriattır ki beşerin efali ihtiyariyesini tanzim eder. İkincisi sıfatı iradeden gelen ve evamiri tekviniye tesmiye edilen şeriat-ı fıtriyedir ki, bütün kainatta cari olan kavanini adetullahın muhassalasından ibarettir. Evvelki şeriat nasıl kavanini akliyeden ibarettir? Tabiat denilen ikinci şeriat dahi mecmu-u kavanini itibariyeden ibarettir sıfat kudretin hassası olan tesir ve icada malik değillerdir. Sabıkan sırrı tevhid beyanında demiştik, her şey her şeyle bağlıdır. Bir şey her şeysiz olmaz. Bir şeyi halk eden her şeyi halk etmiştir. Öyle ise bir şeyi yapan vahid, ehad, fert, Samet olmak zaruridir. Şu ehl-i gösterdikleri esbabı tabiye, hem müteaddit hem birbirinden haberi yok, hem kör, iki elinde iki kör olan tesadüfü ama ve ittifakiyeti avranın eline vermiştir. Gulilehüm mazirhum fi kavzhim yelabun elhasıl İkinci bürhanımız olan kitabı kebir bir kainattaki nazm ve nizam, intizam ve telifindeki icaz güneş gibi gösteriyor ki bir kudreti gayr mütenahi, bir ilmi layetenaha, bir kudreti ezeliyenin eserleridir. Sual: Nazm ve nizamı tamme ne ile sabittir? El cevap. Nevi beşerin havas ve cevasisi hükmünde olan fünunu ekvan istikrayı tamme ile o nizamı keşfetmişlerdir. Çünkü her bir neve dair bir fen ya teşekkül etmiş veya etmeye kabildir. Her bir fen külliyeti kaide sebebiyle kendi nevindeki nazm ve intizamı gösteriyor. Zira her bir fen kavaidi külliye desatirinden ibarettir. Demek şahsın nazarı nizamı ihata etmezse cevasi fünûn vasıtasıyla görür ki insanı ekber, insanı asgar gibi muntazamdır. Her bir şey hikmet üzere vaz edilmiştir. Faydesiz abes yoktur şu bürhanımız değil yalnız erkanı ve azası, belki bütün hüceyratı, belki bütün zerratı, birer lisan-ı tevhid olarak, büyük bürhanın sadayı bülendine iştirak ederek, La ilahe illallah diye zikrediyorlar. Delaletçe siması bir hu lafzına benzer ki, o hu'nun her bir cüz'ü küçük huulardan her bir küçük hu da küçücük huulardan teşekkül etmiştir. Üçüncü bürhan, Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şu bürhan-ı natıkın sinesine kulağını yapıştırsan işiteceksin. Allahu la ilahe illa hu'yu tekrar ediyor. Hem gayet mükemmel semeratı ile meyvedar bir ağacın menba hayatı olan cürsüme olmazsa veya kökü bozuksa semere vermez. Şu bürhanımız dallarında meyveyi hak ve hakikat o kadar çoktur ve o kadar doğrudur ki şüphe bırakmaz ki cürsümesinde olan meseleyi tevhid hiç vehim bırakmaz derecede kuvvetli doğru bir hak ve hakikatı tazammun ediyor. Hem şu bürhanın alemi şehadet tarafına tedelli etmiş olan ahkamına dair dalı, bütün sıdk ve hak ve hakikat olduğu gibi, biz zarure alemi gayb tarafına uzanan tevhide ve gayba dair gusnu azamı ağaç dalı yine sabit hakayık ile meyvedardır. Hem derince şu bürhan tersim edilse anlaşılır ki, onu gösteren zat, neticesi olan meseleyi tevhide o kadar emindir ki, hiçbir şaibeyi tereddüt, hiçbir tarafında ihsas edilmiyor. Hem o neticeyi bütün hakaika esas addederek müselleme ve zaruriye olduğunu bütün kuvveti beyanı ile ve ısrarıyla ona giydiriyor ve başka şeyleri ona irca ediyor. Temel taşı gibi o şedid kuvvet suni olamaz. Hem de üstündeki sikkeyi i icaz her ihbarını tasdik eder. Tezkiyeden müstani kılar. Adeta ihbaratı bir nefsiha sabit umurlardandır. Evet. Şu bürhan münevverin altı ciheti de şeffaftır. Üstünde icaz, altında mantık ve delil, sağında aklı istintak, solunda vicdanı istişhad, önünde hedefinde hayır ve saadet. Noktay istinadı vahyi mahsdır. Vehmin ne haddi var ki girebilsin? Marifet-i sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür. Birincisi, tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikin-i sofiyenin minhacıdır. İkincisi, imkan ve hudusa mebni mütekelliminin tarîkıdır. Bu iki asıl, çendan Kur'an'dan teşaub etmişlerdir. Lakin fikri beşer başka surete ifra ettiği için uzunlaşmış ve müşkilleşmiş. Evhamdan masum kalmamışlardır. Üçüncüsü, şübehat alut hükema mesleğidir. Dördüncüsü ve en birincisi, belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber, cezalet cihetiyle en parlağı, ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan miracı Kur'anidir. Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır. İlham, talim, tasfiye, nazar fikri. Tarik-ı Kur'ani iki nevidir. Birincisi, delili inayet ve gayettir ki, menafi eşyayı tadad eden bütün ayat-ı Kur'aniye bu delili nesç ve şu bürhanı tanzim ediyorlar. Bu delilin zübdesi, kainatın nizamı ekmelinde ittikan-ı sanat ve riayet-i mesalih ve hikemdir. Bu ise saniin kast ve hikmetini isbat ve tesadüf vehmini ortadan nef ediyor. Zira ittikan ihtiyarsız olmaz. Evet, nizamın şahitleri olan bütün fünun ekvan, mevcudatın silsilelerindeki halkalardan asılmış mesalih ve semeratı ve inkılabat ahvalin katmer ve düğümleri içinde saklanmış hikem ve fevaidi göstermekle saniin kast ve hikmetine kat'i şehadet ediyorlar.'' Ez cümle, fenni hayvanat, fenni nebatat, iki yüz bini mütecaviz enva'ın büyük peder ve ademleri hükmünde olan mebdelerinin her birinin hudusuna şehadet ettiği gibi, mevhum ve itibari olan kavanin, kör ve şuursuz olan esbab-ı tabiiye ise, bu kadar hayret feza silsileler ve bu silsileleri teşkil eden ve efrat denilen dehşet engiz birer makineyi acibe ilahiyenin icat ve inşasına ademi kabiliyetleri cihetiyle her bir fert, her bir nevi müstakillen sani hakimin desti kudretinden çıktıklarını ilan ve izhar ediyorlar. Kur'an-ı Kerim, فَرْجِعِ الْبَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ der. Kur'an'da delili inayet, vücuhu mümkinenin en mükemmel vecihi ile bulunuyor. Kur'an kainatta tefekküre emir verdiği gibi fevaidi tezkar ve nimetleri tadad eden ayatın fevasıl ve hatimelerinde galiben akla havale ve vicdanla müşaverete sevk etmek için اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَفَلَا يَعْقِلُونَ efele yetezekkerun fa'tebiru gibi o bürhan inayeti ezhanda tespit ediyor. İkinci delili Kur'ani delili ihtiradır. Hülasası mahlukatın her nev'ine, her ferdine ve o nev'e ve o ferde mürettep olan asar mahsusasını müntic, ve istidad kemaline münasip bir vücudun verilmesidir. Hiçbir nevi müteselsili ezeli değildir. İmkan bırakmaz, inkılab hakikat olamaz. Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez. Tahavvül-i esnaf, inkılab-ı hakayıkın gayrısıdır. Madde dedikleri şey, sureti mütegayire, hem harekat-ı mütehavvile hadiseden tecerrüt etmediğinden hudusu muhakkaktır. Kuvvet ve suretler, araziyetleri cihetiyle envadaki mübayenet-i cevheriyeyi teşkil edemez. Araz cevher olamaz. Demek envaının fasileleri ve umumun ârazının havas-ı mümeyyizeleri, biz zarure ademi sırftan muhteradırlar. Silsilede tenasül, şerait-i adiye itibariyedendir. Feya ya acaba, vacibül vücudun lazime-i zaruriye -i beyinesi olan ezeliyeti zihinlerine sığıştıramayan, nasıl oluyor da, her bir cihetten ezeliyete münafi olan maddenin ezeliyetini zihinlerine sığıştırabilirler hem desti tasarrufu kudrete karşı mukavemet edemeyen koca kainat nasıl oldu da küçücük ve nazik zerratların öyle dehşetli salabet bulmuş ki kudreti ezeliyenin yedi idamına karşı dayanıyor. Hem nasıl oluyor ki kudreti ezeliyenin hassası olan ibda ve icadı hiçbir münasebeti makule olmadan en aciz ve en biçare esbaba isnad ediliyor. İşte Kur'an-ı Kerim şu delili halk ve icattan bahseden ayatı ile ezhanda tanzim ediyor. müessir hakiki yalnız Allah'tır. tesir hakiki esbapta yoktur. Esbab, izzet ve azameti kudretin perdesidir. Ta ki aklın nazar-ı zahirisinde desti kudret, umuru hasise ile mübaşir görünmesin. Bir şeyde iki cihet var. Biri mülk, aynenin mülevven veçhi gibi. Ezdat ona varit oluyor. Çirkin olur, şer olur, hakir olur, azim olur. İlâ ahir. Esbab bu cihette vardır.'' izhar-ı azamet ve izzet-i kudret öyle ister. İkinci cihet, melekutiyet cihetidir. Ayinenin şeffaf veçi gibi. Şu cihet, her şeyde güzeldir. Şu cihette esbabın tesiri yoktur. Vahdet öyle ister. Hatta hayat ve ruh ve nur ve vücut, iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan mülken ve melekuten vasıtasız desti kudretten çıkıyorlar.''